şey kendi kendime konuşuyor. Başbakan yine çok tartışılacak bir açıklamaya imza attı. Uluslararası Kamu Denetçiliği Sempozyumunda konuşan Başbakan, ağaç dikmekte rekabetteyiz dedi ve bununla da yetinmeyip yeşilin hastasıyız dedi. Gezi eylemlerinde gazın copun eksik olmadığı Taksim Meydanı'ndayız. Bakalım Taksim'e yolu düşenler Başbakan'ın bu açıklamasına ne diyecek? Ya bence dalga geçiyor bizimle. Kale almıyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kale almıyorum. Saçımın yeşilini seviyor. Neyi çok yeşil, seviyorum? Çok. Yeşilin hastasıyız dedim. Evet, bir kelimesi doğru orada. Evet, kravat seçimlerinden. Paranın yeşilini seviyor olabilir. Konutunu, yeni başbakanlık konutu inşaatını gördünüz zaten, hepimiz gördük. Ne kadar yeşil yanlısı olduğunu gördük. O kadar ağaç çekti, o kadar şey yaptı. Sinirim bozuldu. Samimi bulmadığın için mi sinirim bozuldu? Samimi bulmadım tabii ki. Görüyoruz, yeşil var yani. Etrafta birçok yeşil var. Peki sizce hangi yeşili seviyor olabilir? Vallahi bilemiyorum. Almanların Yeşiller Partisi olmadığı kesin. Başbakanın bu açıklaması size samimi geliyor mu? Açıkçası bütün gezi olaylarını göz önüne aldığınızda yeşili seviyorum demesi hiç kimseye, küçük bir çocuğa bile mantıklı ve samimi gelmez. Böyle düşündüğünüz zaman sadece ne bileyim şu anki ortama göre açık ondan beklenileni söylüyor sadece. Hani başka hiçbir şey değil. Gerçekten yeşili seven bir insan olsaydı bu kadar Türkiye Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak bu kadar şeyin yaşanmasına kesinlikle izin vermezdi diye düşünüyorum ama kesinlikle sevmiyor yani işiniz bu kadar. Yaptıkları politikalarla ne kadar yeşilin hastası oldukları belli oluyor. Geçtiğimiz zamanlarda Gezi'deki eylem zaten bunun için başlayıp tamamen bir tepki olarak geldi. Bugün yürüdüğümüz Beyoğlu Caddesi'nde bile 5-10 yıl önce ağaçlar vardı ama şimdi bunları göremiyoruz. Çok fazla yeşili sevdiklerini düşünmüyorum ben.